Bu program benim de köşe yazılarımla destek olduğum ve köşe yazılarımın yer aldığı maç tahminlerimin yer aldığı golvar.com'un katkılarıyla gerçekleşmektedir arkadaşlar. Fenerbahçemizin müjdeli haberleri var ya güzel haberler var. Fenerbahçe kazanınca zaten her şey çok güzel oluyor ama Fenerbahçe'de e, güzel haberler peş peşe geldi. Tabii ki galibiyet önemliydi ama Sivas maçının hazırlıkları Fenerbahçe'de sürüyor. Tabi üzüntülü tek bir taraf var. Atilla Salayım Biliyorsunuz Atilla Salayı dün sarı kart yiyerek 23. dakikada cezalı duruma düştü ve cumartesi günü saat 16'da deplasmanda Sivas Spor'la yapacağımız müsabakada cezalı duruma düştü. asıl mevkisi sol, bek, sol stoper ama sol bekte sahne aldı. Tabi biraz tutuk bir futbol sergiledi dışına açıkçası ama ikinci arada yerini Nazım'a devrederek oyundan çıkmıştım. Fakat İşin iyi tarafı şu. Nazım'ın yerine değildi oynaması. Filip Novak'ın yerine oynuyordu sol bek mevkisinde ve Novak'tan bugün sevindirici haber geldi. Filip Novak takımda çalışmalara başladı. E, Altay Bayındır günü bireysel idmanla tamamladı. Alt, arkadaşlar Altay Bayındır'ın oynama ihtimali yok Sivas maçında. Bazı sayfalara baktım. E, biraz kandırmaya çalışıyorlar sanki. Yanlış anlamayın beni ama sanki biraz Kandırmaya çalışıyorlar insanları. Yok yani oynama ihtimal yok. Bilginiz olsun. Tabi ee, şu da bir gerçek. Yani şu da bir gerçek. Fenerbahçe'de Sivas maçından sonra ee, transfer odaklanacak. Bu arada arkadaşlar, şunu unutmadan söyleyeyim. Fenerbahçe'den hakem yönetimi için bir açıklama geldi. Bugün. Yani Sportoto Süperlik. Ahmet Çalık sezonu 22. haftasında sahamızda oynadığımız Altay ay maçındaki müsabaka yönetiminden yola çıkarak birkaç noktaya vurgu yapma gereği duymuştur. Hakemlerin oyundaki en büyük görevi sahadaki mücadelenin aksaksız ve mümkün olduğunca akıcı bir şekilde gerçekleşmesini, kuralların doğru bir şekilde uygulanmasını ve saha içerisindeki oyuncuların kendi takımlarına avantaj yaratacak oyunu sabote edecek şekilde suistimale yönelik aksiyonların engellenmesini sağlamaktır. Bu sorumluluk sahadaki takımların ligdeki konumundan bağımsız şekilde düdük çalmayı ve kararlar uygulamayı gerektirir. Dün galibiyetle bitirdiğimiz karşılaşmada kulübümüzü rahatsız eden bir hakem yönetimi sergilenmiş. İstisnasız tüm otoritelerin yorumlarında da aynı noktada olduğu üzere vara dahi gidilmeye gerek olmayan şekilde net olan iki penaltı pozisyonumuz hem saha içinde hem de var ekranlarında atlanmış yok sayılmıştır. Bunun adil ve mantıklı bir açıklamasının olmadığı ortadayken dünkü maçta takımımızın skor olarak geri düştüğü, ilk yarıda hakemin sıkça oyunu hızlandırmak için bir çaba sarf etmemesi, hatta bunu açıkça görmezden gelmesi, oyuncuların sakatlık bahanesiyle oyun alanı içerisinde zaman çalması ve hatta duran topların yavaş kullanılmasına çanak tutması büyük rahatsızlık oluşturmuştur. Bu şekilde bir hakem performansı asla kabul görmemekle birlikte Dünkü maçta yaşananlar maalesef ilk değildir. Son olarak ligin 18. haftasında oynanan Öznür Kablo Yeni Malatya Spor, Yukatel Kayseri Spor maçındaki kararlarıyla da büyük olayların yaşanmasına sebebiyet veren Hüseyin Köçek'in uzun yıllardır takımımızın maçlarında istikrarlı şekilde ortaya koyduğu kötü yönetimler hepimizin malumu olarak kulübümüzün ve camiamızın tepkisini çekmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ligdeki konumumuz yalnızca ve katiyen kulübümüzü ilgilendirmekte olup bu durum maçlarımızı yöneten hakemlerin dikkatsiz ve özensiz yönetimine bahane yaratamaz. Bu durum ligimizde oynanan diğer maçlarda hakemler eliyle maçların şekillenmesine ve sonuçların belirlenmesine de müsamaha göstermemiz anlamına gelmez. Bu doğrultuda ligimizde maç yöneten tüm hakemlerin mesleklerinin gereklili gerekliliklerini hak yemeden ve etik değerlere yakışır bir biçimde icra etmelerini bir kez daha vurgu yapıyoruz demiş. Tabi Ali Koç'un bahsettiği Yavuz yüzümüz bu olmasa gerek. Çünkü e, Yavuz yüz dediğin şey biraz daha ağır olur benim bildiğim. Ha şu var. Ben maç devre arasında ve maçın sonunda canlı yayın yaptım. Ne dedim sizlere? Arkadaşlar birçoğunuz diyeceksiniz ki yok artık hocam sende ne buldun diyeceksiniz ama iki tane penaltımız verilmedi dedim. Anlattım size. Pelkas'ın pozisyonunu anlattım. Serdar'ın pozisyonu. Bir devrede iki penaltım verilmedi. Şimdi bir devrede iki penaltın verilmedi. Ne demek bu? Ya maçın kaderi ya. Kader bu kader. Maçın kaderi kaderi. Bir devrede iki penaltının verilmemesini ben mantıklı izah edemiyorum. Hadi ha orta hakem görmedi. Orta hakem görmedi hadi. Orta hakem. Hadi o görmedi. Ya vardaki hakemler ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor ben anlamıyorum. Ne işe yarıyorlar? Ya bu adamlar niye ekmek kazanıyorlar? Düşünsene yani ya. Doktora gidiyorsun bir özel hastaneye gidiyorsun. Parayı yatırıyorsun. Giriş ücreti, muayene ücreti işte e, ne bileyim röntgen ücreti, MR ücreti yatırıyorsun. Hiçbir şey yaptırılmadan dışarı çıkıyorsun. Hakkını aramaz mısın? Ararsın. Maalesef bizim ülkemizde hak aramak haksızlık sayılıyor. Ben dün söyledim. Bünyamin Gezer'de aynı benim söylediklerimi söylemiş. İki tanesi penaltının ikisi de penaltı demiş. Birçok arkadaşımız benimle zıtlaşıyordu. Yok Pelkas'ınki değil kendini yere bıraktı. Ya üste bakma alta bak dedim. Hani ben söylüyorum Fenerbahçe maçı da olsa, Galatasaray maçı da olsa, Beşiktaş maçı da olsa, Trabzon maçı da olsa ben eğriye eğri doğruya doğru derim. Beni başka takım taraftarından karıştırmayın. Yani kesinlikle karıştırmayın. Ben böyle bir adamım. Beni ee, karıştırmayın. Yani beni karıştırmayın. Anlatabiliyor muyum? Karıştırma derken kar açıklayan tek süperlik takımı Fenerbahçe olmuş. Buradan da şunu söyleyelim. Sportoto Süper Lig kulüpleri hisselerini Borsa İstanbul'da işleme koyarken mali açıdan ikinci çeyrek raporlarını açıklamaya başladı. Buna göre Fenerbahçe raporlarını açıklayan takımlar arasında ikinci çeyrekte kar eden tek takım bakın Trabzonspor ve Beşiktaş'ı geride bırakarak 2021-2022 sezonunun ikinci çeyrek raporunda 40 milyon Türk Lirası kar açıklarken yani gelirlerini %142 arttırarak 713 milyon Türk 713.4 milyon Türk lirasına ulaştı. İkinci çeyreğe ait mali raporlarını açıklayan kulüplerden Trabzonspor'un gelirleri geçen yılın aynı dönemi oranla yüzde bir düşerek 227.7 milyon Türk lirası olmuş. Bakın Fenerbahçe'nin kara bakın gelire bakın 713 Trabzon'un 227. Trabzon'un zararı da 244 açıklanmış. Yani 244 milyon lira zarar açıklanmış. Yani 227 gelir artı 244'te zarar yani hem 220'yi de hem 244'lük bir harcama söz konusu gibi bir durum var. Beştaş'ın ikinci çeyrek finansal raporu geçen yıl aynı döneme göre %138 artmış 574.3 milyon liraya ulaşmış gelir. Tabi şampiyonluk geliri var arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi geliri var ona rağmen bu. Buna karşı 73.5 milyon Türk lirası da zarar etmiş Beştaş. Buna karşılık da Galatasaray ise geçen sezonun rakamlarına göre gelirini %124 arttırarak 576.5 milyon liraya ulaşmış. Bakın en yakın 576.5. Fenerbahçe 713'lerde kar. Anladınız mı Fenerbahçe'nin şeyini? Bu takım şampiyon olsun 1.5'dan aşağı kar elde etmez. 1.5 milyardan aşağı kar elde etmez. Forma satışı, ürün satışı millet Fenerium'daki klimayı da kesinlikle satın alır. Ve 59.3 milyon TL zarar elde etmiş Galatasaray. Şimdi taraftarlar diyor ki hocam diyor Fenerbahçe kar elde etti. O yüzden diyor Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istemiyorlar. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon zararda. O yüzden birileri bunları şampiyon yapmak istiyor diyor. Ben hiçbir şey diyemem. Ben hiçbir şey diyemem. Hiçbir yorumda, ee, hiçbir yorumdan bahsedemem. Ama şundan bahsedebilirim. Fenerbahçe'nin hakkı yeniliyor. Kesin olarak onu söyleyebilirim. Ve başka takımlara gösterilen imtiyaz... Eğer Fenerbahçe'ye gösterirse Fenerbahçe açık ara şampiyon olur. Açık ara şampiyon olur. Yani X takımı, Y takımı demiyorum. Herhangi bir takımdan pay biçin. Yani sıralaması iyi takımlardan pay biçin. Hakemlerden, hakemler mesela 21, 22, 20, 20 hafta diyelim. 20 haftayı baz alalım. Yani süperlikle 20 haftayı baz alalım. Ya da 21 diyelim, 20, 22 diyelim, 22 haftayı baz alalım. 22 hafta boyunca en çok kollanan takım kadar Fenerbahçe'yi kollasalardı şu anda herhalde 66 puanla liderdik. Yani 20, 22 hafta bitimi itibariyle söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ee, yani ve düşünün milli araya o şekilde gireceğim. Sonra Başakşehir maçı gelecek. 66 puandasın. Ben 77'nin şampiyon yapacağını söylüyorum. Düşünün. 11 puan. Hayli hayli alırdı bu takım. Allah çıkarsın ne diyelim. Fenerbahçe'de Sivas maçı demişken Sivas maçından sonra gündem transfer yani şu anda transferde Roland Salahi, Solbek sol bek mevkisi için Nico Schulz, Nicolas Kozza isimleri gündemde ki ben Kozza'ya inanmıyorum ama Schulz olabilir. çünkü Roland Salahi de olabilir. Hatta onlara ilgili de duyumlarımı da belirteyim. Hani İsmail Kartal Sivas maçından sonra 2 haftalık bir milli ara var Fenerbahçe'nin. Cumartesinden cumartesiye maçı var. Çok güzel. Gündemde de bu isimler var. Bir de gidenler var tabii Fenerbahçe'nin satış yapması lazım arkadaşlar. Hem harcama limitleri açısından hem kar elde etmesi açısından. Hiç değilse kadrodaki yabancı sayısını düşürmesi lazım. Yabancı alması için. Atladığınız detay o. Şu anda 14 yabancımız var. En az ikisi gidecek. Yani iki kişi gelecekse iki gitmesi lazım. Ali Koç'un la Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın Allah yerse seyyat Manış transferi konusunda anlaşma sağladığı iddiaları var sosyal medyada. Ve bu transferin kısa sürede açıklanacağı söylentileri var. Ee, şimdi 5,5 milyon euro bonservis talep ediyor Fenerbahçe diyor. Tabi Allah yar şeye gitmek istiyor Anderlehe. Ama anderle yanaşmıyor. Biz güzel bir koz olarak kullandık. Bu sezon 9 gol 4 asist. Bakın 750 bin euroya almıştık. 24 maçta 9 gol 4 asist yaptı Allah yar seyyatman iş. Şimdi transferi komple konuşalım. Çünkü birçok kişi bana Allah yarı tekrar tekrar soruyor. Bu arada Blackburn Rovers karşısında Blackburn Rovers karşısında 2-0 galip gelerek uzun bir aradan sonra 5 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmış Hull City. Blackburn'da bundan önceki 10 maçını kaybetmemiş düşünün yani. Görüntüler şampiyonşip panoramada. <laughs> Zenit oyuncu satmak için 20 milyon euro istiyor isteyen Uluslararası ee, internasyonelle görüşüyormuş. Hangi futbolcu biliyor musunuz? Yuri Alberto. 20 milyon euro istenen futbolcu. Hani Fenerbahçe'den 2 milyon, şey 7 milyon euro mu ne istemişlerdi bu çocuğa da? Çok demiştik. Ha bu arada Ahmet Selim Kul olsun, Yağız Sabuncuoğlu olsun, Hal City prensip anlaşmasına vardı demiş Fenerbahçe Allahyar ee, Allah yar için. Yani bu teklifi kabul ettiği anda transfer sonuçlanacak demiş. Satın alma opsiyonu kiralık diyen var. Direkt opsiyonsuz satın alma diyen var. Ben şunu söyleyeyim. Geçen bir haber görmüştük. Hani Zeiss artı Allah yar 12 milyon euro diye eğer böyle bir iyilik yaparsan en büyük başkan kesinlikle ve kesinlikle Acun Başkan. Acun Ulucalı Fenerbahçe'nin en büyük başkanlarından biri olur. Onu söyleyeyim. şunu da belirteyim. Fenerbahçe'de bir Muhammed Elneni muhabbeti dönüyor. Arkadaşlar Elneninin olayını ben şöyle anlatayım size. Fenerbahçe zengin bir kulüp. Bakın az önce kar açıklamalarından değil. Avrupa'da bilindik zengin bir kulüp. Şimdi imaj şu şekilde. Hani burada paranız kalmaz, burada borcunuz yatar. Burada size hani ee, paranızı yatırırlar. Kimse paranızın üstüne çökmez imajı var ya. O imaj var. Hani Avrupa'ya giden futbolcular falan da diyorlar. Biz bizim paramız kalmaz diyor. Hocam iyi de biz işte Max Kruse'ye falan para verdik. O son birkaç yılın ki hayatını pokerini oynadı. O yüzden verdik. Yoksa vermeyiz. Biz hiç para verir miyiz ya? Ama e, bilindik takım olduğumuz için bize işte Muhammed Elneni gibi birçok ismi öneriyorlar. Hani her önerilen futbolcuyu almayacağız. Hocam teknik direktör belli değildi. O yüzden hayır. Milli araya girelim o zaman göreceksiniz. Çünkü bak Berk Özer'in sözleşme uzatma görüşmeleri sürüyor. Serdar Aziz hani sona yaklaşıldı diyeyim ben size. Mesela Serdar Aziz şu anda 10 milyon TL alıyor diye biliyorum. Şimdi Serdar Aziz 10 alırken hani 10'u 15'e falan çıkaralım tarzında açıklamalar var. Diyor. Külliyen doğru değil. Külliyen yalan. Serdar Aziz inanın 10 milyon TL'ye bugün okey der. 10 milyona tamam deseniz. Bizimkiler de düşürmeye çalışıyorlardır. Muhtemelen ya da 6 olsun da maç başıyla 10 12'yi bulacak bir teklif diyorlardır. Ferdi Kadıoğlu siz Ferdi'yi odaklanın. Ferdi'yi elde tutalım. Ne olursa olsun Ferdi'yi elde tutalım. Çünkü Ferdi Kadıoğlu iyi bir futbolcu. Ee, biz Ferdi'den yararlanalım. Ferdi iyi bir futbolcu. Sonuç ne olur? Hep birlikte bakıp göreceğiz arkadaşlar. Başka Hocam Atilla Salahi, Kim Minji, Osayi Samuel takımdan ayrılmak istemişler. Menajerini çağırmışlar de, diyor arkadaşlar. Bir şey soracağım. Ee, neyse yaşı küçük olan çocuklar vardır. O yüzden daha değiştirerek sorayım. Bu hikayeyi uyduran arkadaşımız e, hangi vücudunun bölümlerini daha çok kullanıyor onu anlatırsanız sevinirim. Yani ne demek istediğimi umarım anladınız. Yani hangi şeyini... Ne Atilla Salahi ne Kim Minji'yi gitmek istemiyorum. Ha şu var. Atilla Salahi'yi isteyen çok takım var. Ben açıkça söyleyeyim. Ben Atilla Salahi'nin takımda kalmasını zayıf ihtimal görüyorum. Güleceksiniz ama ben zayıf ihtimal görüyorum. Bakalım ne olacak. Müjdeli bir haber. Uruguay ekibi Penarol. Penarol. Bunu hatırlarsınız ya Penarol'ü. Ee, Penarol takımını hatırlarsınız. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Abu! Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Abu! Benim canlı yayına girmem lazım. Galatasaray 3'ün bir şey ne? Galatasaray 1, Kasımpaşa 3. <laughs> bak Umut Bozok atmış golü de. Of ama bak ben sevindim. Niye? 23 Ocak'ta Galatasaray'ın Trabzon maçı var. Ölüm kalın maçı. Sonra Alanya maçı var. Bugün 6 attılar. Sonra Kayseri maçı. ilk devrede 3 yemişlerdi. Sonra Göztepe maçı. <laughs> Çok güzel. Penarol. Mauricio Lemos'u istiyormuş arkadaşlar. 750 bin euro artı Holosko'ya karşı veririz. Ee, Atilla Sanayi'nin West Ham için 17 milyon sterlin olayı doğru değil. Keşke doğru olsa. Ee, Ticuña Suarez olayını ben doğrulatamadım. Bilginiz olsun hala soruyorum. Ha, Fenerbahçe Tiki alırsa onlar da Zahavi'yi alacak diyorlar. Ben ona karışamam. Semtetiyen Vedat Muriç'i transferi için Lazio'ya e, ilgi mektubu sunmuş. Bunu da açıklayayım. Galatasaray maçının özeti için ben yayına geçeyim arkadaşlar. Yani şu anda sizler için bir fedakarlık yapıyorum. Sizler de lütfen bu videoyu beğenin. Yani bu videoyu beğenin, yorum yapın, reklam tıklayın. Bak güzel bir video oldu. Ne güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.